Merhaba sevgili dostlar, bugün size pasiflora'yı göstereceğim. Yazlıkta bahçemizde bulunan pasiflora'dan görsel göstermek istiyorum. Mesela bu açmış, kapatıyor. Bir belli dönem açıyor, belli dönem kapatıyor. Ve bunlar daha sonrasında bakın, bu da açacak. Şu açacak mesela, daha açmamış. Bu birkaç zaman sonra açacak. Mesela burada da var, burada da var. Bunlar açıyor ve kapatıyor. Kapattıktan sonra bakın hafif bozulmaya başlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bozulmaya başlıyor. Bozulduktan sonra da buradan meyvesini veriyor. Bakın. Bu meyveler biraz da evet, burada da meyvesini vermeye başlıyor. Bu meyvesi uzun süre durdukça daha da büyümeye başlıyor. Ve bu meyveyi isterseniz daha sonrasında tohum olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de meyve olarak yiyebilirsiniz. Bayağı faydaları var bu bitkinin meyvesinin de. Bakın mesela burada çiçeği açmış. Şöyle göstereyim. Burada çiçeği açmış, kapatmış daha sonrasında. Evet. Bu pasiflora buradan örmeye başlıyor şurayı. Gördüğünüz gibi bütün her tarafı örmeye başlamış. Sarıcı bir bitkidir. Şurada bıyıkları var. Böyle kol atıyor. Şunlardan atıyor. Bakın şunu göstereyim. Şunları atıyor ve bunlarla beraber bulunduğu yere sarılıp tırmanmaya başlıyor. Güneş gören bir yerde olması gerekiyor. Çok aşırı derece sulamamanız lazım. Onu da yine hatırlatmak isterim. Mesela şurada da şöyle göstereyim size. Bakın bıyıklarını görüyor musunuz? Bunlar sayesinde tutularaktan ilerliyor. Evet, şu anda sevgili dostlar bahçemizde salatalık ekimi yapıyoruz. Amcamla oğlum Levent burada salatalık dikim işlemi yapıyorlar. Evet, burada da salatalıklarımız var. Can suyunu vereceğiz şimdi. Tamam, yeter. Şimdi bir de can suyu vereceğiz bunlar ekildikten sonra. Tamam mı? Hadi geç, bir tane daha ekelim. Bir tane de buraya ekelim. Getir bir tane daha. Bu sefer ben çıkaracağım. Çıkar bakalım. Gösterdiğin gibi alttan pırtlat. Yavaşlığına. Hafifçene çek. Olmaz. Yok, bunu çekmeyeceğim. Şey olmadı, onu çekme. O parçalanacak. Şunu çek bakayım, ıslanmış alttan, ya. Altta delik var, alttan senin parmağın çok ince. Çok parçalanmış Cemal parmağın amca. Parmağın ince. Bak bak. Heh, tamam, öyle yap. Tamam, dur. Dur. Tamam, tut onu. Tut alttan şimdi. Alttan tut. Heh, gel bakalım. Tamam. Parçalanmış mı? Sevgili dostlar, aklınızda bulunsun, bu tarz şeyleri çıkaracağınız zaman sulanmamış olması gerekiyor. Bugün yağmur yağdığı için bunlar ıslak duruyor. Islakta olduğu zaman direkt soktuğunuz anda parçalanıyor. Kuru olduğu zaman daha rahat çıkıyor. Bu tarz şeyleri aldığınız zaman biraz kurumasını bekleyebilirsiniz. Bu hangisini çıkarsın? Gel buraya. Gel buraya. Bak, burada üstünde delik var. Tamam mı? Buradan arkadan böyle itelediğiniz zaman bu buradan böyle çıkar. Biraz şey olmuş, ıslık ya, parçalanıyor. Dur, gel. Bak. Baba al. Öbür mü çıkıyor mu? Bunu hafiften ittirip sıkıştıralım. Çok bastırma, kırılır. Sonra şuradan. Ya kırılırsa kırılsın, canı evet, sağ olsun ya. Evet, burada domatesler var. Canın sağ olsun. Bunlar şu büyük olan yer elması. Domateslerimiz sırık domates. Onun için sırık diktik. Evet, sırık. Bunlar tutuna Cemal tutuna abi, buraya kadar yükselecek. Altı gelmedi, üstü geldi. Üstü mü geldi? Bakayım. Çok ağır. Olsun. Şöyle ver bana. Hiçbir şey olmaz. Bir de sıkırılmasın da. Toplar giderse gitsin. Parmağını sok orada. Bak, bir de sana bir taktik göstereyim. Küçük parmağın bırak. İçinde kaldı. Tamam, bırak. Tut bunu. Evet, size bir taktik göstereyim. Mesela tek fide aldı. Son bir tane kaldı. Tek fide aldığınız zaman bunu böyle yapacaksınız. Şuradan. Boğumundan tutacaksınız. Şöyle çevireceksiniz. Şuradan yine elinizi soktuğunuz zaman hafiften. Şöyle yaptığınız zaman. Bakın böyle bu şekilde elinize gelmiş oluyor. Sonra tutup şu şekilde bakın. Şöyle tutup rahat bir şekilde verebiliyorsunuz. Cemal amca. Geldim canım. Bu sonu ben dikeyim ya. Bir gel, tane dikeyim. Gel. Evet. Al bakalım. Al bakalım. Şunu avucuna böyle al benim gibi. Böyle al. Koy oraya o çukura. Evet. Şu anda. Dur. Önce sağlamlaştır. Bununla işin yok. Tamam, geri at. Tamam, bırak bakayım. Tamam. Yanlardan.
Bak dur. Bak bir saniye canısı. Şöyle dik olsun. Tamam. Heh, etrafını doldur yavaşça. Al buradan al. Bak, bak sağdan soldan itikleyeceksin Mehmet. Buradan. Etrafını sağlamlaştır. Bir de yamuk olmamasına dikkat edeceğiz. Bak onun altına destek yap. Sana doğru yamulmuş. Onu ittir öyle alttan. Tamam. Çok indirme bak. Tamam basmayacaksın. Basma onu şimdi bir suladığımız zaman var ya yeter. Üstünü de fazla doldurma. Burada bir şey var. Ne o kök. Ha, ağacın kökü. Çamın kökü. Şimdi evet. Şunları tamam. Şimdi bunları ne yapacağız? Can suyu vereceğiz. Getir bakalım. Kuyunun fişini tak. Tamam. Tak kuyunun fişini. Evet. Fiş mu? Hayır hayır. Evet. O. Evet. Onu tak evet. Hayır. Her sebzeyi ekilişinde can suyu veriyorsun. Huuu diye ses çıkıyor. Tabii ki. Evet, su gelecek çünkü. Yani. Şu orada boya. Bağlayacak. Götür. Tam köküne koyma ama. Etrafını. Elime gel. Şimdi Levent tam köküne değil evet. Etrafına yok uzaktan değil alçak. Mümkün olunca alçak. Heh, niye? Çünkü bu sefer fideyi ezmeyesin. Kırarsın. Evet. Aferin. Yuvarlak çiziyorsun etrafında. Evet. Devamlı aynen öyle. Evet çok başını tutma etrafına. Köküne. Mümkün olduğu kadar yakından. Evet. Suyumuz gelsin. Aferin. Çok güzel. Devamlı yap öyle. Sen onu da yaptıktan sonra öbür tarafa gitme. Onu da ver. Güzelce. Aferin. Tamam. Yürü devam et. Suyunu ver. Suyunu ver bayağı şey olsun. Nemlensin toprak. Derin kazdım ben burayı. Gel bu taraftakine gel şimdi. Yok bu tarafa. Evet. Onu da mı yapacaksın? Hadi yap bakalım. Harikasın be Levent. Artık ben olmadığım zaman sen gelir bunları sularsın. Bunları yap. Bunları biraz daha. Ha. Tabii bunlara biraz daha ver ki şey yapsın. İyice otursun su. Toprak yerine oturmuş tabii, oluyor. Kökünü şey yapmıyoruz ya, bastırmıyoruz ya. Eğer kök açıkta kalırsa, hava gelirse çok fazla böceklenme yapıyor. Aferin. Şimdi gidiyoruz. İlk salatalık Levent'in buradan. Doğru mu? Olur. Tamam hadi bakalım. Şimdi o öbür bir taneyi de sula. Arkadan git. Buradan. Bu taraftan. Oradan gidemez. Buradan git. Heh. Onu da güzelce. Aynı buradaki gibi sula. Evet burada. Ne oldu? Ekşi dutumuz var. Urmududu. Burada yine normal beyaz dutumuz var. Çok güzel. Şöyle alıp buradan koparıp yiyoruz güzelce ne. Burada bizim amcanın arıları var. Bakın. Buradan da balımızı yiyoruz. Burada hurma var. Burada narımız var. Şöyle göstereyim size. Nar çiçek açmış vaziyette. Bakın. Şöyle çiçek açmış vaziyette. Erik var, dut var bahçede. Mesela burada yine domatesler var. Bu kendisi çıkmış bu sene. Burada güne bakan ayçiçeği. Daha kim dedi çamura bastı. Bu da soğan. Bakın soğan buradan tohum verdiği için artık çiçek açmış. Hatta şurada da çoğaltmak amaçlı bir işlem yapıldı. Bakın bunu tutturmaya çalışıyoruz.
hemen alıp çelik sistemiyle, yöntemiyle hemen toprakta buluşturuyorsunuz. Çok aşırı derecede sulamamak lazım ama bu bahçede olduğu için ister istemez bugün yağmur yağdığından dolayı şey oldu, ıslandı. Ama çok aşırı derecede sulamamak gerekiyor. Evet, meyvesinin faydalarını da ayrı bir videoda size paylaşıyor olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.